Herkese merhabalar, selamlar, bol kazançlar diliyorum değerli arkadaşlar. Evet, bu videomuzda yine bir eğitim içerikli video olacak. Onu baştan söyleyelim. Dolayısıyla eğitim almak isteyen, kendini geliştirmek isteyenler hemen toplansınlar. Güzel bir video, bilgilendirici bir video olacak ve e, umarım, umarım sizlere bir şeyler katan, bir şeyler öğreten bir video olacaktır. Bu videomuzun konusu mumlar olacak, mum grafikler olacak. Ve aslında mum grafiklerin, Hayken Aşe diye tabir edilen Japon mumlarıyla ne gibi farkları var? Hangisini kullanmak daha mantıklı olur? Nerede, hangi zaman diliminde hangisini kullanmak daha mantıklı olur? Hesaplama yöntemleri nedir? Nasıldır ve neden böyle bir yönteme ihtiyaç duyulmuş gibi konuları bu videomuzda sizlerle birlikte işleyeceğiz. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Evet normal mum grafiklerinden başlayalım. Ya yani normal mum grafikleri kullanıyorum ben biliyorsunuz kendi trade'lerimde ve çizimlerimde. Normal mum grafiklerinin mantığı e, neyse odur. Yani fiyat hareketleri ne yapıyorsa mum grafikler de bize onu gösterir. Dolayısıyla normal mumlara çok kısa bir örnek vereceğim. Çünkü e, burada asıl konu buradaki mantığı anlamanız, ikisinin farkını anlayabilmeniz için buradaki mantığı anlamanız önemli diye düşünüyorum. Örneğin şöyle yapalım. Peki şöyle bir mumumuz olsun. Evet mumun rengi şu an kırmızı değil. Şöyle yeşil yapalım mumun rengini. Bu normal standart şurada trading view ekranında bakın burada mum grafikler diye adlandırılan grafiği anlatıyorum şu anda. Evet şimdi fiyat o ilgili zaman diliminde mesela günlük bir grafikse gün başlangıcını şuradan yapar. Gün başlangıcını buradan yapar ve gün kapanışını da şuradan yapar. Ve şuradaki alan bizim mumumuzun gövdesidir. Açılış noktası burası, kaparış noktası burası. Dolayısıyla işte bir e, yüzdelik olarak bakarsak hani açıldığı nokta burası, kapalı kapandığı nokta burada burasıysa yüzde on bir yükseliş var diyebiliriz. Peki bir de mumların fitilleri var. Çok kısa onu da anlatacağım hemen bilmeyenler için. Şu da şöyle yine sizin fiyatlarda gördüğünüz, fiyat hareketlerinde gördüğünüz mum fitilleri. Bazen böyle yukarıya doğru olur mum, mum fitilleri. Bazen de şöyle aşağı doğru olur. Peki bu mum fitilleri nedir? Bu da işte günlük grafik ya bu. Mesela bu hani böyle aklınızda kalsın diye söyleyelim. işte ne olsun? Şöyle yapalım buraya. 10 Mayıs 2024 olsun değil mi? 10 Mayıs 2024. Yani bir günlük mum bu. Peki. 10 Mayıs 2024 bir günlük mum. Yani dolayısıyla bunun içerisinde tabi Borsa İstanbul'da saat 10'da seansın açıldığını ve akşam 6'da kapandığını varsayarsak bunun içinde birçok saat var. Değil mi? 8 saat yakın bir saat var bunun içerisinde. Dolayısıyla açıldığı nokta burası. Yani şurası saat 10'da aldığı fiyat bu hissenin ve şurası da akşam 6'da kapattığı fiyat. Yani normal mum grafikler bize fiyat neyse onu gösterir. Nerede açıldı, nerede kapandı bunu gösterir. Fitiller nedir? Fitiller de işte gün içerisinde zaman zaman uğradığı ama oralardan geri çekildiği alanlar. Mesela şu an şurası akşam 6. Kapanışı burada yaptı çünkü. Örnek verelim hisse öğleden sonra 3'te fiyatı buradaydı. Yani bunun öğleden sonra 3'teki yapısına baktığınızda şöyle bir hareket görecektiniz. Bir saniye evet şöyleydi mesela bu. Pardon. Şunu bir almak istiyorum. Şöyle göstermek istiyorum evet. Bunda şöyle bir öğleden sonra 3'te burada olduğu için şöyle bir fiyat görecektiniz. Ama nihayetinde kapanışı burada yapmış bu hisse. Peki burayı da anladığımızı düşünüyorum. Alt, alt fitillere gelelim. Bu da işte örnek verelim Öğleden önce saat 11'de aslında bu hissenin fiyatı zaman zaman buralara düşmüş. Yani 160'lara falan düşmüş. Ee, açılış burası. Yani saat 10'da burada açılıyor ama 11'de, 12'de veya 1'de örnek verelim. Hissenin fiyatı zaman zaman buralara düştüğü için alta bir fitil bırakıyor. Açılış noktası değişmez. Aç e ö ö gündüz 10'dur açılış noktası. Burada kapanış noktası bu da değişemez. Akşam 6'da net olarak kapanıyor. İşte fitillerde budur değerli arkadaşlar. Bu normal mum grafiklerdir. Şimdi hayken aşının matematiğini çok kısaca anlatacağım ve örneklerle devam edeceğim sizleri fazla sıkmadan. Devam edelim. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Açılış noktası burası, kapanış noktası burası olduğu için mumun rengi yeşildir arkadaşlar. Yeşil. Açılış noktası yukarıda, kapanış noktası aşağıda olsaydı mumun rengi ne olacaktı? Kırmızı olacaktı. Bunu da antiparantez belirtelim. Şimdi gelelim hayken aşı konusuna. Hayken aşının matematiği biraz daha farklı. E, önce matematiğini anlatayım. E, kafanızda o bir otursun. Devamında sebeplerini anlatacağım. Şimdi ne dedik? E, gerçek fiyatlanmada saat 10 itibariyle o hissenin fiyatı kaçtaysa... Bakın burada 152 ile 212 arasında bir periyot şu anda görüyoruz. Kaçtaysa tam olarak o noktadan bir açılış yapar. Mum grafiklerinde. Ama Hayken Eşi ne yapar? Hayken Eşi kendinden bir önceki mumu baz alır. Bakın. Kendinden bir önceki mumu baz alır. Yani... İşin içine biraz geçmişi de katmaya çalışır hayken aşı. Dolayısıyla hayken aşı, aşının açılış noktası, bakın, hayken aşının açılış noktası bir önceki mumun ortalarıdır. Bir önceki mumun ortalanıdır. Yani nasıl diyeceksiniz, şurada bir benim bir e, ortalanı ölçen bir, evet şöyle diyelim. Bakın bir önceki mum bu ya, şöyle yapalım. Bir önceki mumun ortaları neresi? Şurası. Yarı seviyesi daha doğrusu. Hayken aşı sonraki mumda açılışı yaparken ne olursa olsun fiyatı buradan açar. Bura anlaşıldı mı konu? Ya burada aslında gerçek fiyat şurada da olabilir. Ama Hayken aşı açılışını yukarıda yapar. Bir önceki mumun yarı seviyesinde yapar. Peki normal matematiğini nasıl yapan? Normal matematiğinde açılış noktasını baz alır, kapanış noktasını baz alır. Gün içerisinde gördüğü en yüksek fiyatlanma Yukarı doğru fitilden bahsedelim o da şurası değil mi? En yüksek fiyatlanmayı baz alır ve gün içerisinde gördüğü en düşük fiyatlanmayı baz alır ve bitmez buradaki neşinin matematiği bunları dörde böler. Dörde. Bunları dörde böldükten sonra işte kapanış fiyatını gerçekleştirir. Dolayısıyla Hakem de açılış ve kapanış fiyatları aslında gerçek fiyatlar değildir. Bakın altını çiziyorum. Hakem de açılış ve kapanış fiyatları Grafikte gerçek fiyatı göstermez değerli arkadaşlar. Mum grafiklerde olduğu gibi gerçek fiyatı göstermez. Şimdi avantajları var, dezavantajları var. Matematiğini kısaca anlattığımı düşünüyorum. Normal mum matematiğinin zaten bir grafiği yok. Yani şey matematiği yok. Nasıl bir matematiği yok? Şöyle. Açılış noktası var, kapanış noktası var. Gün içerisinde gördüğü en yüksek nokta var, gün içerisinde gördüğü en düşük nokta var. Şurası açılış ve kapanış noktası gövdeyi oluşturur. Gördüğü en yüksek nokta yukarı doğru fitil oluşturur. Gördüğü en düşük nokta da aşağı doğru fitil oluşturur. Bu bizim standart mum grafiğimizdir. Ama haykareşi bir önceki mumu baz alarak açılışını yapar ve mum kapanmadan önce kendi matematiğini ortaya koyarak dörde bölerek bir işlem yapar. Kapanışını da oradan gerçekleştirir. Buraya kadar konunun anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi örneklerle daha da güzel anlayacaksınız. Evet şu anda Aygaz hissesinde sol tarafta gördüğünüz ekranda bir günlük periyotta periyot bu arada şu an seans devam ediyor. Bir günlük periyotta normal mumları görüyorsunuz. Sağ ekranda da aynı Aygaz hissesinin bir günlük periyotta Haken Aşi mumu ile gösterimini görüyorsunuz. Şimdi sol tarafta 195.6 şeklinde fiyatlanan hisse sağ taraftaki Haken aşı de 196.6 ile fiyatlanıyor. Ne dedik? Hayken aşı gerçek fiyatı göstermez. Farklı bir matematiği olduğu için. Şimdi örneğin şöyle yapalım. Bakın şunu da şöyle yapalım. Şöyle hemen hemen aynı yerden başlatalım. Evet. Bakın şuradaki dip alanlara dikkat. Buradaki dip alanlara dikkat. Normal mum grafiklerde aralarda kırmızı mumlar bulunsa da aralarda kırmızı mumlar bulunsa da Hayken aşının arada kesinlikle bir tane bile kırmızı mum olmadığını görüyorum. Dolayısıyla mumların renkleri, yapıları, fitilleri Birbirinden tamamen farklı. Şimdi bunu ikisinin arasındaki farkı anladığımızı düşünüyorum ben şu anda. Şu çizimleri de bir kaldıralım. Buradan da çizimleri kaldıralım. Peki buradaki avantaj ve dezavantajlar nelerdir? İkisini yine aynı ekranda anlatalım. Şimdi burada aslında normal grafiklerde bir dip yapı olduğundan söz edebiliriz. Haken Aşin'de de aslında bir dip yapı olduğundan söz edebiliriz. Şimdi Haken Aşin'in aslında şuradaki yükseliş trendinde hiçbir kırmızı mum yakmamasını olumlu olarak görebiliriz. Neden? Burada çünkü bir trend ölçümü yapıyor arkadaş. Bir trend ölçümü. Ya burada benim için bir yükseliş var ve yükseliş hala devam ediyor diyor. Ne zamana kadar? Kırmızı yakana kadar. Peki normal mum grafiklere bakalım. Normal mum grafiklerde zaman zaman böyle kırmızı mumlar geldiğini görüyoruz. Zaman zaman böyle kırmızı mumlar geldiğini görüyoruz. Bu tabi teknik analizi çok iyi bilmeyen küçük yatırımcı için bir kafa karıştırıcı unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ama Haken de net bir trendi yakaladığını ve trendi bize gösterdiğini söyleyebiliriz değil mi arkadaşlar? Burada da galiba konu bu anlamda anlaşıldı. İkisinin farklarını gösterebildik. Avantajlı avantaj ve avantaj konusuna görelim. Şimdi tüm teknik analiz yöntemlerinde tabii teknik analistin kendisinin yeteneği ön plana çıkar. Ama tabii teknik analiz geçmişi de baz aldığı için bazı yapıları Haykeneşi kaçırmanıza sebep olur. Çünkü haykeneşinin tamamen kendi rotası, kendi yolu vardır. Gerçekten bir tık uzak hareket eder. Ama dediğim gibi gürültüyü azaltır. Gürültüden kastımız ne? Sürekli bir alsat sinyali oluşması, sürekli kırmızı bir mum görmeniz, sürekli yeşil bir mum görmeniz, aşağı fitiller görmeniz, mesela şurada olduğu gibi yukarı fitiller görmeniz. Dolayısıyla bunun gibi gürültüleri azaltır haykeneşi, kendi rotasını, kendi trendini kendisi belirlediği için. Şimdi Hayken ne olduğunu, mantığını, farkını anladığınızı düşünüyorum. Bakın şurada da bir örnek verelim yine. Şu alana yakınlaşalım. Aynı noktalar olsun. Şu alana yakınlaşalım. Aynı noktalar olsun. Bakın. Şurada normal mum grafikte aşağı doğru bir düşüş var. Gördük mü? Aşağı doğru düşerken mumların zaman zaman yeşil olduğunu, zaman zaman yeşil olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Peki Hayken bakar mısınız? Direkt alt alana kadar bir kırmızı şeklinde devam ediyor. Neden? Çünkü kendinden önceki mumu da baz alıyor ve açılışını kendinden önceki mumun yarı seviyesinde bakın yarı seviyesinde yakınlaşalım şöyle. Bakın hep yarı seviyesindedir. Kendinden önceki mumun bakın yarı seviyesi şurası. Kendinden önceki mumun yarı seviyesi şurası. Açılışlarını hep kendinden önceki mumun yarı seviyesinden yaptığı için bu şekilde bir bizim için bir trend unsuru, bir trend ölçen araç olarak kullanılabilir. Ha hocam sen hangisini tavsiye edersin? Ben tabii ki soldakini tavsiye ederim ama özel bir teknik analize yeni başlayan arkadaşlarımız biraz daha hani hareketlerin ne olduğunu anlamaları açısından hayken -E aşıyı kullanabilirler. Ve belki de hayken -E aşıyı bir fiyat göstergesinden ziyade belki de böyle bir indikatör gibi de kullanabilirler. Çünkü güzel bir matematiği var. Güzel bir matematiği var. Bir trend yakalayan bir matematiği var. Dolayısıyla özellikle yeni başlayanlar hayken -E aşıyı de kullanabilirler. Tabi Haken aşı'nin mum yapısı, fitil yapısı farklı olduğu için örneğin sol tarafta normal mum grafikte oluşan şunun gibi e, bariz mum yapılarını, bariz mum yapılarını, doji yapılarını, çekiç yapılarını, asıl adam yapılarını net olarak görmeniz Haken aşıda biraz zordur. Yani ben e, dediğim gibi genel olarak ikisini de size anlattım, ikisini de size sundum. Bu anlamda karar tabii ki size ait olacaktır. Ama Haken aşı'nin gerçek fiyatları göstermediğini, açılış kapanış itibariyle de gerçek fiyatları sizlere göstermediğini söyleyebilirim. Mesela dün e, 9 Mayıs'mış. Işte Tabi bu videoyu siz izlerken muhtemelen biraz daha Mayıs ayının e, ilerleyen günlerinde olacağız. 9 Mayıs'taki açılış noktası normal mumda ve gerçek fiyatlanmada 190 iken 9 Mayıs'ta bunun açılış fiyatı 194'müş. Mesela daha yukarıdan açmış. Çünkü bir önceki mumun yarı seviyesinden açılış yaptığı için. Peki arkadaşlar umarım sizlere bir şeyler katabilmişimdir. Teknik analiz konusunda e, başlangıç seviyesindeyseniz her şeyi kullanınız. Bir önce anlayınız mantığını. Devamında ilerleyen seviyelerde ben her şeyi görmek istiyorum, her şeye hakim olmak istiyorum diyenler için sol tarafta bakın şurada mum grafikleri kullanabilirsiniz. Belki de ilerleyen günlerde, ilerleyen derslerimizde içi boş mumlar, çizgi, işaretli çizgi, alan gibi e, konuları da işleyebiliriz. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalınız.